Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Tiger programını gösteriyorum. Size adreste paylaştığım RAR dosyasını indirip herhangi bir klasöre açmanız gerekiyor. Ben burada örnek olarak c/logo klasörünün içerisine açtım bunu. Bunu açtıktan sonra da SQL Server'da boş bir veri tabanı oluşturmamız gerekiyor. Geliyorum buradan. Tiger isimli bir veri tabanı oluşturuyorum. Veri tabanım oluştu. Bunu oluşturduktan sonra logo klasörüne gelip Tiger Enterprise CS.exe programını çalıştırıyorum. Logo veri tabanı bulunamadı, oluşturulmasını istiyor musunuz diye sordu. Logo veri tabanımız var ancak içerisi boş. Model veri tabanından geldiği için buraya otomatik tablosunu oluşturmuş. Tamam diyoruz. Ve logonun tabloları oluşmaya başladı. Ben buradan refresh ettikçe onları görebiliyorum. Logo veri tabanı oluştu. Kullanıcı kodu logo, şifre logo. Şu an sadece bu tablolar var. Logo veri tabanım yine boş çünkü logo üzerinde herhangi bir firma, şirket bir şey tanımlamadım. Evet, refresh ettim. L ile başlayan, L altı ile başlayan tablolarım oluşmuş oldu buraya. Sonra CS programını tekrar açıyorum. Kullanıcı adı logo, şifre logo giriyoruz. İki tane açmıştık, birini kapatalım. CS programı açıldı. Burada şu ayarların doğru olmasını teyit ediyoruz. Kullanıcı adımız SQL bağlantı için kullanıcı adımız SA, şifremiz SQL Server için bağlanacağımız şifre, server adı default olarak nokta diyebilirsiniz kendi makinanız için, database adı Tiger. Lisans sunucu noktasında da IP adresi 193.255.89.70 ve 32.050. Bunun çalışması için de makinenizde güvenlik duvarının kapalı olması veya bu porta izin veriliyor olması gerekiyor. Kaydet diyorum. Şimdi sisteme bir firma tanımlayacağız. Yeni firma dedim. İsmine firma numara 1, tablo numaraları çünkü bu numaraya göre oluşacak. BM 2015 diyorum firma ismine. Unvanı da aynı olsun. Birkaç detay var burada. Bunları da girelim. Bunlar aslında firma ile alakalı resmi bilgiler ama bizim firmamız şu an resmi bir firma olmadığı için bunlar bilgileri dolduramıyoruz. Ama çalışma bilgilerinde cumartesi pazar da çalışmayı işaretlememiz lazım ki evler üzerinde çalışırken cumartesi pazara denk geldiğinde herhangi bir işlem yapmamızda sıkıntı çıkartmasın. Kaydet diyoruz. Firma veri dosyaları bulunamadı. Oluşturmak istiyor musunuz? Firma veri dosyaları dediği şu aslında arkadaşlar. Burada bakın tablolara baktığım zaman L ve LG ile başlayan tablolar var. Bizim LG 001 ile başlayan tablolara ihtiyacımız var. Bunlar firma tabloları. Buna tamam diyelim. Bakıyoruz, refresh edelim. Gördüğünüz üzere tablolarımız oluştu. Standart hesap planı oluşturmak istiyor musunuz? Bu muhasebe için kullanılan bir şey. Tamam diyoruz. Evet.
standart hesaplarını. Onları oluşturuyor. Standart hizmet kartlarını oluşturmak istiyor musunuz? Evet. Standart rapor tasarımları, evet. Şu anda firmamız burada açılmış oldu. Bakacak olursak da 232 adet firmamıza ait tablomuz var. Bir de bu firmanın hareketlerini tutan, finans hareketleri, sipariş hareketleri, stok hareketleri gibi hareketlerini tutan tablolara ihtiyacımız var. Bunlara da biz dönem bağımlı tablolar diyoruz. Şu anda firmayı tanımadık ama dönemini tanımadık. O yüzden bir de onu oluşturmamız gerekiyor. Dönemler kısmına geliyorum. Ekle diyorum. Dönemin başlangıcı 01.01.2015, bitişi 31.12.2015. Para birimi TL, raporlama dövizi USD. Burayı default bırakıyoruz. Kaydet diyoruz. Döneme ait veri dosyaları bulunamadı. Oluşturmak istiyor musunuz? Bu ne demek aslında? Bu da şu demek. LG firma numarası, yani 001-01 ile başlayan tablolar. Baktığımız zaman şu an hiç yok. Tamam dediğimizde refresh edelim. Evet, bu tablolarımız da oluştu. 121 adet. Devam ediyor. Evet, şu anda logo veri tabanımız hazır kullanıma. Bunun için burası Tiger CS, Tiger'ın yönetim ekranıydı. Tiger'ın kendi programını açacağız şimdi. Tiger Enterprise Exe. Çalıştığınız terminal kayıtlı değildir. Ticari sisteme giremezsiniz. Logoda güvenlik amaçlı olarak logo kullanacak terminallerin sisteme tanımlanmış olması gerekiyor. Bunun için gene SYS dosyamıza geliyoruz. Yönetim, terminaller, yeni, makinamızın adı, buraya yapıştırıyoruz. Kullanıcı olarak, default kullanıcı olarak logoyu ekleyelim. Kaydet diyoruz. Şimdi SYS Tiger Enterprise'i tekrar açalım. Evet, Tiger'ımız açılmış durumda. Logo, logo diyoruz. Hangi firmaya bağlanmak istiyoruz? Bir nolu firmanın birinci dönemi. Seçilen firma önde yer atansın diyelim. Evet. Tamam diyelim. Ve Tiger'ımız hazır. Burada örneğin bir malzeme kartı ekleyelim. Ticari mal olsun. Ekle. Otomatik kod verdi. Deneme malzeme diyelim. Kaydedelim. Örneğin bir müşteri ekleyelim. Finansın altında ana kayıtlar, cari hesaplar. Ekle. Kodun otomatik verdi. Ömer Çolakoğlu isimli bir şahı kaydettim. Bir de satış yapalım. Satış dağıtım, hareketler, satış faturaları. Ekle. Fiş numarası oluşturulamadı. Bunun için ne yapıyoruz? SYS dosyamıza geliyoruz. Buradan kayıt numaralama, standart kayıt numaralama şablonlarını oluşturuyoruz. Şablonlar oluştu. Bunlar daha sonra değiştirebileceğimiz şeyler. Şimdi ekle dediğimde, bakın otomatik olarak bir numaralı faturayı attı. Ve buradan hangi müşteriye? Ömer Çolakoğlu'na deneme malzemesinden 10 adet birim fiyatı 5 lira olacak şekilde satalım. Bakın burada toplam 50 lira, 9 lira KDV ve 59 lira net olmak üzere geldi. Faturamızı kaydettik.
Burada malzemeler kısmına geldiğimizde malzeme stoğumuzun eksi 10 olduğunu görüyoruz. Cari hesaplara geldiğimizde Ömer Çolakoğlu carisinin 59 TL borçlu olduğunu görüyoruz. Tiger'ımız temel itibariyle bu şekilde kuruluyor. Bilen arkadaşlar rahat şekilde kullanabilir bundan sonra. Bunun dışında biz ekstradan logo objects kullandık. Logo objects'i kullanabilmek için de bunu bir com objects olarak register etmemiz gerekiyor. Bunun için Tiger klasörünün içerisinde register bot diye bir dosya var. Bunu yönetici olarak çalıştır diyoruz. Buradaki gelen mesajların hepsine tamam diyerek ve şu an Tiger'ımızda logo objectimizde register olmuş durumda. Herhangi bir logo object uygulaması geliştirebiliriz.